Akel Genel Sekreter Andros Kipriano, Amerika ziyareti çerçevesinde bazı Rum dernekleri tarafından onuruna düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada müzakerelerde ilerleme sağlandığını, yönetim, AB ve ekonomi konularında çok küçük ifadesel değişikliklerle Hristofyas Talat uzlaşılarının doğrulandığını söyledi. Filadelfia gazetesinin haberine göre Kipriano, Mülkiyet başlığında eski uzlaşıların yanı sıra yeni uzlaşıların da olduğunu belirtirken mülkiyetin toprak konusuyla ilişkilendirilmesi gerektiğini, bu konuda Birleşmiş Milletler'in kendileriyle hem fikir olmasına karşın Türk tarafının bu iki konunun ilişkilendirilmesini kabul etmediğini iddia etti. Kipriyano ayrıca Mülkiyet hakkının tanınmasını başardıklarını ve Hristofyas-Talat arasında uzlaşılan üç çözüm şeklinin dışında Anastasiadis ve Akıncı'nın da yeni kategoriler yani aslen bu üçünün alt bölümlerini oluşturmayı başardıklarını öne sürdü. Farklı kategorilerdeki taşınmazlara eş anlamlı yaklaşımın mümkün olabilmesi için taşınmazların kategorilere ayrılmasının da başarıldığını iddia eden Kipriyano, hangi kategoriye ait olan taşınmazda ilk söz hakkının kimde olacağı konusunda zorluk yaşandı yapıldığını savundu. Kipriano kendilerinin ilk söz hakkının yasal mal sahibinde olması gerektiğinde ısrar ettiklerini belirtirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Dimopulos davasındaki kararının müzakerelerde zorluklara sebep olduğunu öne sürdü. Kipriano ayrıca Annan planına göre geri dönmesi öngörülen 84 bin Kıbrıs durumun sayısının 100 bine çıkarılması gerektiğini de iddia ederek Anastasiadis'ten onay almasının ardından Türkiye'ye gerçekleştirdiği temaslarda Karpaz bölgesinin merkezi hükümete devredilmesi önerisinde bulunduklarını açıkladı. Kipriano bu şekilde 15 bin Kıbrıs durumun daha merkezi yönetim altındaki taşınmazlarına geri dönebileceklerini, böylece kıyı şeridine ilişkin oranlamayı değiştirmeyi de başarabileceklerini sözlerine ekledi.